Evet geldik nereye? Ardışık tam sayılara. Bakın pozitiflik, negatifliği hallettik. Tekliği, çiftliği hallettik. Sonraki konumuz ne? Ardışık tam sayılar. Teklik, çiftlik nerede geçerliydi arkadaşlar? Tam sayılarda. Yine ardışık sayılarda da arkadaşlar bizim tanım kümemiz nerede olacaktır? Bizim tanım kümemiz arkadaşlar yine tam sayılarda. Matematikte önemli şey neydi? E, tanım kümesiydi arkadaşlar. Yine tam sayılarda işlemler yapacağız. O yüzden ne olacak? Sayıların pozitifleri de vardır. Bu sayıların negatifleri de vardır. Burada Türkçe inanılmaz önemli. İfadeler çok çok önemli arkadaşlar. Ardışık tam sayılardan bahsediyorsanız, ardarda gelen sayılar, yani bunlar ne yapıyor? Birer birer artarak ilerler, birer birer azalarak ilerler. Dolayısıyla sayıya n desem, bir sonraki sayı n artı bir, bir sonraki sayı n artı iki, n eksi bir geriye doğru gelsem, n eksi iki vesaire böyle geriye doğru gelir, ileriye doğru gelir, ileriye doğru giderler. Doğru mu? Bunlar kim? Ardışık tam sayılar. Ardışık çift dersem bak burada ifadede olay tamamıyla değişiyor. Çift sayılar örnek veriyorum 2, 4, 6, 8 vesaire bir önceki derste yaptık mı bunları yaptık. Nasıl ilerliyorlar? İkişer ikişer artarak ikişer ikişer azalarak. N, N-2, N-4, N-6 ileriye doğru giderken N, N-2, N-4 vesaire bu şekilde ifade edebilir miyim? Ardışık çift sayıları ifade edebilirim. Aynı şeyi ardışık tek sayılarda da yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Yine aynı şekilde ne olur? İkişer ikişer artarak ilerler, ikişer ikişer azalarak ilerleyecektir. Tekte de çifte de artış miktarı, azalış miktarı aynı mı? Aynı. Güzel kardeşim. Peki şunu söyleyebilir miyim? Bakın burada sayıların kim olduğunu bilmiyorum. Ama 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 ardışık sayılarda sabit olan bir şey var. Ne var? Hep fark aynı. Hep fark Eşit. Bakın gördüğünüz gibi burada nasıl ilerliyor? Birer birer artarak ilerliyor. 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 Demek ki büyükten küçüğü çıkarsan fark kaç eşit olacak? 1. Bundan bu, bu, buradaki ifadede nasıl? Ardışık çift sayılardan bahsettiğim için bu sefer fark nasıl? 2, 2, 2. Yani ikişer ikişer ne yapıyor? İkişer ikişer artarak ilerliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Öyle değil mi? Yine aynı şekilde yani burada da ikişer ikişer artış var. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Tekrar söylüyorum bak. Ardışık sayılarda farklar hep ne? Sabit. Hep ne? Eşit. Buna kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Burada bakın yalnız tekrar söylüyorum. Tekrar 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 söylüyorum. İfade çok önemli. Hani tamam ardışık sayı da ardışık nasıl sayılar? Ardışık 3'ün katı mı? 5'in katı mı? 7'nin katı mı? Tek mi? Çift mi? Bu çok önemli işte. Dedi ki bize ardışık 3'ün katı pozitif çift tam sayıları yazınız. Bir kısmını yazalım hadi. Şimdi ardışık 3'ün katı okeydi okay çift olayı ne alaka diyeceksin. Burada arkadaşlar bunu düşünmek biraz zor olabilir. Zoruna gidiyorsa eğer o zaman gel şöyle minik bir hesap yapalım. Bak bunu şimdilik unut. Çift olma muhabbetini unut. 3'ün katı pozitif sayıları söylesene bana. Duyuyorum seni ne? Kim? 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 3, 6, 9, 12, 15 18 21 24 vesaire 3'ün katı sayılar böyle gidiyor doğru mu bla 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 böyle gidiyor Arkadaşlar Peki ben burada ne istiyordum senden bir de çift olmasını istiyordum doğru mu Bir de bak ne istiyor benden çift olmasını istiyor o zaman gel tekleri iptal edelim tekleri iptal edelim tekten gelenleri iptal edelim değil mi O zaman biz burada kime gideceğiz arkadaşlar 3'ün katı çift sayılara gideceğiz artık. Gördüğün gibi sayılar ne oldu? Laps diye çıktı ortaya. Aralarında kaç fark var? Altışar fark var. Tamam. İşte bu ifadelerde arkadaşlar neyin ne olduğunu tam kafanda oturtamıyorsan, hemen anında böyle hesaplayamıyorsan vesaire kendine minik bir örnek ver. Matematikte hiçbir şey ezberlemek zorunda değilsin. Demek ki 3'ün katı çift sayılar nasıl ilerliyormuş? E ee, hem 3'ün katı olduğu için 3'ün katı hem de çift olduğu için 2'nin katı olduğundan ikisini birleştiriyorsun aslında. Sayı ne oluyor? 6'nın katı oluyor. Mesela desem ki sana 10'un katı tek sayılar. Kaçar kaçar artar? 10 özür dilerim. 5'in katı tek sayılar. Cevabı söyledim ha. 10'un katı tek sayılar desem mesela kaçar kaçar artar? Düşünemiyorum. Düşünemiyorsan güzel kardeşim hiç problem değil. İlk önce 5'in katı sayıları yaz. 5, 10, 15, 20, 25 böyle gitsin. 5'in katı ne istemiştim ben senden? Tekleri. O zaman gel çiftleri silelim. Ha 5'in katı tek sayılar nasıl ilerliyormuş? Onar onar ilerliyormuş. O zaman aralarındaki fark neymiş? Aralarındaki fark ona eşitmiş. Bitti gitti. Kendine minik bir örnek ver. Hiç kendini sıkıntıya sokma. Şimdi ardışık sayılarla ilgili arkadaşlar 3 tane soru tipimiz var bizim. Genellikle karşımıza çıkan. Ee, birincisine geldik. Birinci soru tipimiz. Arkadaşlar burada kesinlikle ifadeyi çok iyi okuyorsun. Nasıl sayılarmış? Ardışık tam sayılar. Tam sayıların adam kim olduğunu vermiş mi bana? Vermiş. Arkadaşlar kim olduğunu verdiyse eğer o zaman ben burada ne yapabilirim? Soruda farktan gidebilirim. Çünkü ardışık sayılarda tek sabit olan hep aynı olan yani sonuç aynı değil de standart olan bir şey vardı. Neydi o? Tabii ki farkları. Fark hep nedir? Sabittir. Tabii ki fark bazen 1 olur, bazen 2 olur, bazen 5 olur, bazen 10 olur az önce çözdüğümüz gibi. Sen onu ne yapacaksın? Sen onu soruyu okuyup yakalayacaksın. Nasıl sayılar? Ardışık tam sayılar. O zaman ben büyükten küçüğü çıkartırsam bu farkım kaça eşit işte olacaktır arkadaşlar? Fark tabii ki 1. 7A artı 5'i çıkarttım. Bu fark kaça eşit olacaktır? 1. Eksiyi dağıtalım hadi gel. Bu 8A eksi 7 kalsın. Benim onunla şimdilik işim yok. Eksiyi dağıttım. Eksi 7A. Eksiyi dağıttım. Eksi 5. O da eşittir. Ne oldu? 1. 8A'dan 7A'yı çıkartırsam A. Eksi 7 eksi 5'ten eksi 12 geldi. Sağ tarafta da kim var arkadaşlar? 1. Eksi 12'yi karşılayalım. Artı 12 olarak geçsin. O zaman A kaça eşit olacaktır? 13'e eşit olacaktır bu bir. Şimdi neden bir dedim? Şundan dolayı. Soruyu oku bakalım. Biraz Türkçe konuşalım sende. Ardışık tam sayılar dedik. Peki. Güzel kardeşim devamına bakar mısın? A'nın alabileceği değerler. Alabileceği ne demektir Türkçe'de? Olabileceği demektir. Yani bir başka deyişle Türkçesi nedir? İhtimaller var. Aa, Soruda ihtimaller var. Sen kaç tane ihtimal buldun? Bir tane ihtimal buldun. E güzel kardeşim burada o zaman demek ki bir tane ihtimalim yok. Adam bana ihtimaller olduğunu alabileceği kelimesiyle söylüyor. Şunu unutma. Matematikte hangi konu olursa olsun alabileceği kelimesini gördüğün anda ne diyeceksin? Aa bu sorunun birden fazla çözümü var. O zaman ben bu ifadedeki ee, o ifadedeki farklara dikkat edeceğim. Nasıl dikkat edeceğim? Daha doğrusu farklara değil de sayılara dikkat edeceğim. Farklara zaten dikkat ettik. Ben ne yaptım? Dedim ki bir kere ler diyor, değerler. Yani a'nın bir tane değeri yok. Ben ne, ne dedim en başta? Çok aslında yanlış bir ifade kullandım. Dedim ki büyükten küçüğü çıkartacağım. İyi de bunun büyük bunun küçük olduğunu nereden biliyorsun? Müneci misin sen? Hayır. O yüzden ikinci ihtimalim olarak bir de ne yapacağım? tam tersini deneyeceğim. Büyükten küçüğü çıkarttım 1 oldu. Bir de büyük bu olabilir mi? Evet ihtimal olduğunu nereden anladım? Zaten alabileceği kelimesinden anladım. 7a artı 5'ten o zaman ne yapacağım? Diğerini 8a artı 7'yi çıkartacağım. Ardışık sayılar oldukları için yine fark kaça eşit olacaktır arkadaşlar? Yine fark 1'e eşit olacaktır. Duyuyorum seni orayı yanlış yazdım. Evet. Hemen düzelttik. Devam ediyoruz. Eksiği dağıt bakalım. Eksiği dağıt. Ne oldu? 7A artı 5. Eksi 8A. Eksi eksiden artı 7. O da eşittir. 1. Toparlayalım hadi. Burada 7A var. Eksi 8'den ne geldi burası? Eksi A geldi. Artı 5 burada. Artı 7 de burada. Yani artı ne oldu? 12. O da eşittir. 1. Ne yapalım? Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafa geçsin. A buradan kaça eşit oldu? 12'nin yanına eksi 1 geldi. Yani A kaça eşit oldu arkadaşlar? 11'e eşit olacaktır. O zaman A'nın alabileceği değerlerin toplamı birinde 13, birinde de 1, hatta 11. Cevabım kaç gelir? 24. Ne yaptık? Fark sabittir. Biz de farktan gittik. Peki illa ardışık sayılar mı soracak bana? Hayır. Ardışık tek sayı da diyebilir. Ardışık çift sayı da diyebilir. Ardışık altının katı da diyebilir. Benim için burada önemli olan şey ne? Sabit. Sabit olan şey ne? Fark. O zaman yine farktan yürüyelim mi? Sayıların kim olduğunu biliyorum. Sayı kim? Büyük olan 3A-11. Büyükten küçüğü çıkarttım güzel kardeşim. Ne oldu buradan cevabım? Fark kaça eşit olacaktır? 2. Doğru mu? Peki neden 2 oldu? Tekrar söylüyorum bak sayılar tek olduğu için. Çift olsa yine 2 olacaktı fark. Peki bu büyük bu küçük olduğunu biliyor muyuz? Hayır. O zaman demek ki soruda ikinci bir ihtimalim var. İkinci ihtimalimi de hemen yazayım mı? 2A artı 9'dan arkadaşlar diğerine yani 3A eksi -11 11'i çıkartırsam buradan fark kaça eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Bitti gitti. Arkadaşlar iki ihtimalimizde düşündük mü? Düşündük. Gel ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecek. Çözelim. Eksiği dağıtalım. O zaman ne oldu burası? 3A-11-2A-9 o da eşittir 2. 3A burada var. 2A burada. Çıkart. A geldi mi? Eksi 11-9 eksi geldi mi? Eksi 20. O da eşittir 2'ye. Eksi 20'yi karşıya atalım. Artı 20 olarak geçsin. A kaça eşit? Mis. 22. Sağ tarafta kim var? Sağ tarafta... Sağ tarafta da eksiği dağıtalım. İkinci ihtimalimi düşünüyorum. 2A artı 9 eksi 3A eksi ile eksiden dolayı artı 11 oldu. O da eşittir. 2'ye mi? Evet farkı 2'ye eşitledik mi? Eşitledik. Çünkü neden? Tekrar söylüyorum. Tek. 2A'dan 3A'yı çıkarttım. Eksi A geldi mi? 9, 11 daha. Burası kaç geldi? 20. O da eşittir. 2. 2'yi öbür tarafa atalım. A'yı öbür tarafa atalım. 20'nin yanına eksi 2 geldi. Oba. A kaç geldi? 18. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü bir de neyi soruyor sana? Toplamlarını soruyor güzel kardeşim. Hadi biraz moralalım. Şöyle 22 gelsin. Buradan da 18 gelsin. Buradan da cevabım 40 gelsin. Bitti gitti. Sabit olan şey neyse oradan yürüyeceğiz arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat edin. Şimdi efsane bir yere geldik. Efsane bir yere geldik. Arkadaşlar Ardışık sayıların ikinci soru tipimize geldik. Burası çok önemli çünkü bu problemlerde falan her yerde karşına çıkar. Ee, mesela der ki sana adamın 5 tane çocuğu var. 5 tane çocuğun 2 e, yıl arayla doğmuş, 2'şer yıl arayla e, evlat sahibi olmuş. Bu adamın çocuklarının yaşlarının toplamı der ki işte atıyorum e, 160 vesaire böyle bir şeyler verir. Buna göre en küçük çocuğu kaç yaşındadır falan. E o hocam o zaman biz ne yapalım? Bunlar çift sayı oldukları için buna x diyelim. Sonra buna x artı 2 diyelim. Buna x artı 4 diyelim. Buna x artı 6 diyelim. Buna x artı 8 diyelim. Bunların toplamı da 160'a eşit olsun. Ya anlatırken yoruldum ya. Bu ne abi? Bu denklemi mi çözeceksin? Hayır. Tabii ki de bunun da bir çakallı hile hurdası tabii ki de var. Nasıl var? Bak şimdi iyi dinle beni. Burası gerçekten on numara bir yöntem. Arkadaşlar ardışık sayıların kim olduğunu bilmiyorsunuz. Size ne verildi? Toplam verildi. Sayıların kim olduğunu bilmiyorsun. Bak, sayılara nasıl yürüyeceğim? DM'den yürür gibi yürüyeceğim. Bak şimdi gel. Ben burada neye bakacağım? Terim sayısına bakacağım. Terim sayısı tekse bak sayılar tek çift değil. Tek çift değil. Terim sayısına bakmıyorum. Neye bakıyorum? Şey, sayıların tekliğine çiftliğine bakmıyorum. Terim sayısına bakıyorum. Terim sayısı tekse yani örnek veriyorum bak bu örnek tamam mı? İlla 5 tane olacak diye bir şey yok. 5 tane sayının ortası var mı güzel kardeşim? Var. Ben ortadaki o terimi, ortanca terimi nasıl buluyorum biliyor musun? Toplamı terim sayısına bölerek. Toplamı terim sayısına böldüğüm zaman bana neyi veriyor? Ortadaki terimi veriyor. Ortanca terimi veriyor arkadaşlar. Olay bu. Toplamı tekrar söylüyorum. Terim sayısına böldüğün zaman sana laps diye neyi veriyor? Ortayı veriyor. Ortayı bulduktan sonra zaten bir tık sağına bir tık soluna gideceksin. Bitti gitti. Mesela ortanca çocuk 20 yaşındaysa çocuklar 2 yıl anayala doğmuştu ya mesela. Atıyorum yani örnek veriyorum. Bak az önceki 160'a göre çözmedim de. Bir sonraki 22, bir sonraki 24, bir önceki 18, bir önceki o zaman 16 yaşında. Görüyor musun? Ortayı bulduktan sonra devamı cehir cehir geliyor. Aşağıda diğer anlattığım şeyine terim sayısı çift olursa. Güzel kardeşim örnek veriyorum. 8 tane sayı var. 8 tane sayının ortası var mı? Yok. Ortası olmadığı için senin burada neye ihtiyacın var? Ara değere ihtiyacın var. Nasıl yani hocam? Güzel kardeşim. 8 tane sayı olduğunu düşün. 8 tane sayının ortası yok. Nasıl yok? 1 var, 2 var, 3. sayı var, 4. sayı var, 5. sayı var, 6. sayı var, 7. sayı var, 8. sayı var. Peki ortası var mı? Yok. Ortası nerede bunun güzel kardeşim? dördüncü ile beşincinin arasında. Biz buna o yüzden ne diyoruz? Ara değer buluyoruz. Çözüm yöntemimiz farklı mı? Hayır. Yine toplamı ne yapıyorsun? Toplamı tane sayısına bölüyorsun. Tane sayısına böldüğün zaman sana burada neyi verecektir? Ara değeri verecektir. Ara değeri verdiği zaman çözüm yöntemi bundan sonraki kısım çok basit. Neden? Şöyle. Mesela ortadaki sayı arkadaşlar ara değerim daha doğrusu 20 olsun sayılarında tek olduğunu söyledim sana tamam mı tek olduğunu söyledim mesela örnek veriyorum güzel kardeşim senin ara değerin 20 ise 20'nin 20 nerede 4. ile 5.'nin arasında iki tekin arasındaki sayı 20 ise o zaman 20'nin sağında ve solunda tek sayı kim var birisi 19 bir tanesi de 20'nin sağında kim var? 21. Bitti. Sonrasında ne yapacağız? Bir sonraki sayıya geçmek için tek sayıya 2 ekle, 2 ekle, 2 ekle, 2 ekle. Ne oldu bak? Takır 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 geliyor. Bu kadar basit. Yeter ki şu göbekteki sayıyı veya ara değeri bul. Sonrasında sağına sonuna gitmek çok basit. Ama bak burada ortadaki terim mi ara değer mi var? Buna dikkat et. Bu neye bağlı? Tane sayısına bağlı. Teklik, çiftliğe değil. Tane sayısına. Tam oturmadı biliyorum. Gel, gel, gel. Bir sonraki soruya geçelim. Orada bakalım. Ne diyor bizlere? Ardışık 5'in katı. Sana ne sayıların 5'in katı olmasından? Boş ver. Sen neye bakacaktın güzel kardeşim? Burada, burada tane sayısına bakacaktın. Kaç tane sayım var benim burada? 9 tane sayım var. Öyle değil mi? 9 tane sayım varsa o zaman ben, ben burada ne yapabilirim? 9 tane sayı olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane çizgi çok rahatlıkla çizebilirim. Arkadaşlar mantığını anlamanız için biraz uzatıyorum. Bakın büyük sayıyı sorduğu için aslında senin sol tarafı çizmene gerek yoktu. Ben sadece uzatıyorum biraz. Bu birinci sayı, bu ikinci sayı, bu üçüncü sayı bu dördüncü sayı, bu beşinci sayı, bu altıncı sayı, bu yedinci sayı, bu sekizinci sayı, bu dokuzuncu sayı. Dokuz tane sayının ortası nerededir? Beşinci sayıda. Çünkü neden? Dört tane sağında sayı vardır, dört tane solunda sayı vardır. O zaman benim göbekteki sayım nerede güzel kardeşim? Tabii ki de beşincide. de. Beşinci sayıyı nasıl buluyorum arkadaşlar? 135'i toplamı yani tane sayısına bölerek. Öyle değil mi? Arkadaşlar peki 135'i 135'i ne yaptık? 9'a böldük. Cevap kaç gelecektir? 15. 15. Ortadaki sayıyı bulduk mu? Bulduk. Şimdi ne yapıyorum güzel kardeşim? Şimdi sayıların kim olduğuna bakıyorum. Sayılar kimmiş? Ardışık ve 5'in katı sayılar. O zaman arkadaşlar göbekteki sayımız 15 ise hemen yanındaki sayı kimdir? 5 fazlasıdır yani 20. Bir sonraki sayı kimdir? 5 fazlasıdır 25. Bir sonraki sayı kimdir? 5 fazlasıdır 30 oldu mu? Bir sonraki sayımız bir daha 5 fazlası. O zaman kim oldu bu? 35. En büyük sayım işte bu. Bitti gitti. Yani gördüğün gibi bana büyük sayı sorduğu için şurası lazım falan değil. O yüzden geç. Burayı çizmesen bile olur. Yani ben burada nereden başlatacağım olayı? Göbekten başlatacağım. Yani 5. sayıdan başlatacağım. Burada ben sana bir şey daha göstereceğim. Bir çakallık daha göstermek istiyorum. Diğer soruda gösterecektim ama ben şimdiden göstermiş olayım. Arkadaşlar göbekteki sayıyı buldunuz. Tamam mı? Sen buradan en büyük sayıya gideceksin. Hani burada 9 tane olduğu için 9 tane çizmek kolay oldu. Mesela e, aşağıdaki sorularda, diğer sorularda tane sayısı biraz daha fazla. Onlarda böyle sondaki sayıya en büyük sayıya, en küçük sayıya giderken zorlanabilirsiniz. Zorlanmaman için sana şunu anlatacağım. Bak nereden nereye gidiyorsun? Göbekteki sayıyı buldun mu? Buldun. Burada beşinciden nereye gidiyorsun güzel kardeşim? Dokuzuncu sayıya gidiyorsun. Arada kaç tane terim var? Dokuzdan dokuzdan beşi çıkart. Arada kaç tane terim var? Dört tane terim var. Peki dört tane terim var. Dört terimde. Sayılar 5'in katı olduğu için her birinde 5'er 5'er artış olur mu? O zaman arkadaşlar toplamda 20 ne olacaktır? 20 artış olacaktır. 20 artış. Benim sayım kimdi arkadaşlar? 15 idi. 20 de artarsa o zaman benim sayım kaça çıkacaktır? 35'e. Bitti gitti. Bu kadar. Ne yaptım? Artış miktarından yürüdüm. Tek 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 böyle amele gibi yazmaya gerek var mı? Tabii ki de yok. Gel bir sonraki soruya geçelim. Çünkü bak burada 34 tane sayı var. Yani çüş diyeceğim ama ayıp olacak. Neyse demeyeyim. Arkadaşlar 34 tane sayı var. Ben bunu nasıl çizeceğim abi? Çizme güzel kardeşim. Sen çizme. Ne yapacaksın? O güzel parmaklarını yorma. Senden ne istiyorum? En küçük ikisini mi istiyorum? En küçük ikisinde nasıl bir durum var arkadaşlar? Arkadaşlar burada benim kaç tane sayım var? 34 tane sayım var. 34 tane sayının ortası var mı? Yok. Benim 34 tane sayımın neyi var? Ara değeri var. O zaman benim ara değerim nerede? 34 tane sayının ortası nerede? Ortası yok da ara değeri var tekrar. 34 tane sayının 17 tane sağında 17 tane solunda sayı var. Öyle değil mi? O zaman şöyle yapalım mı? 1 2 Böyle bu nereye kadar gidecek? 17. sayıya kadar gidecek. Sonra ara değerim gelecek. Sonra 18'den itibaren bu gidecek. Bana lazım mı o taraf? Lazım değil. Ya gerek var mı bulmama? Hayır. Çünkü neden? Büyük sayılarla benim işim yok ki burada. Bana lazım olan şey ne? En küçük iki sayı. Peki o zaman ben burada tane sayısı çift olduğundan. Bak sayılar çift olduğundan değil. 34 tane sayı olduğundan dolayı. Benim ara değerim var mı burada? Var. O zaman gel güzel kardeşim. 646'yı biz neye bölelim? 34'e bölelim. 34'e bölersek buradan cevabım ne gelecektir? 19. Evet. 19'u bulduk mu? Ara değerimiz 19 muymuş? 19. Tamam. Mis. Müthiş. Güzel kardeşim ara değerim 19 oldu bak. Kalkıp da şunu yapanlar var. Hocam ben 19'u buraya mı yazsam buraya mı yazsam? Güzel kardeşim sen oraya yazamazsın. Çünkü neden? Benim sayılarım burada nasıl sayılar? Benim buradaki sayılarım çift sayılar. Olmaz. Güzel kardeşim 19 dediğin şey çift mi? Ne yapıyorsun sen? Oraya 19 yazılır mı? Şşş uyuma uyuma uyuma. 19 oraya yazılır mı hiç? Sayılarım çift çift çift. Çift güzel kardeşim. Okuma yazmam var değil mi? Buraya kadar geldiğine göre vardır herhalde. 19 benim neyim? Ara değerim. Ara, ara. Aradaki değer. O zaman benim 19'dan nereye yürümem lazım? 19'dan güzel kardeşim. Sağına soluna yürümem lazım. Bir tık sağına bir tık soluna. Bir tık sağında kim var arkadaşlar? Çift sayı olarak 20. Solunda kim var güzel kardeşim? 18 var. Müthiş. Ben buradan kime yürüyeceğim? birinci terimle yürüyeceğim. Çünkü en küçük iki sayı soruyor bize. O zaman bakıyorum. 17.'den birinciye kaç tane terim geriye geliyorum? 16 terim <laughs> geriye geliyorum. 16 tane terim var. Sayılar nasıl? Çift. Geriye doğru geldiğim için her seferinde 2, 2, 2, 2 azalacak. 16 defa bu şekilde azalma olursa 32 azalma olur. Ha, o zaman sayı 18'di. 32 azalırsa güzel kardeşim. 32'den 18'i çıkarttım. O zaman ne geldi? Benim birinci sayım eksi 14 geldi. Yanındaki sayı kim? 2 fazlası. 2 fazlası kim o eksi 14'ün? Eksi 12. Bitti gitti. O zaman benim en küçük 2 sayım kimmiş arkadaşlar? En küçük 2 sayım. Eksi, hop ne yaptık? Eksi 14 ile, eksi 14 kimmiş arkadaşlar? Eksi 14 Evet, beceremedim. Başaramadık abi. 50 kilo adamın başaramadım. Eksi 14 ile eksi 12 alalım mı? Alalım gel. İnşallah ben de öğreneceğim bu işi. Ee, arkadaşlar en küçük sayımız kimmiş? Eksi 14. İkinci sayımız kimmiş? Eksi 12. O zaman toplamları kaça işte uzaktır Eksi 26'ya eşit olmuş. Aha da burada cevabımız. Tamam Olay bu. Gördüğün gibi bak. Bildiğin toplama çıkartma işlemleri yapıyorum. Yani dört işlem yapıyorum. Sana hiçbir şekilde denklem yaptırmıyorum. Burada adamlar gidiyor işte şey. Hocam ben buna x dedim. e buna x artı 2 dedim. Buna x artı 4 dedim. sınav biter. O gözetmen elinden alır kağıdı. Sen de üzülürsün. Yapma. Yapma öyle şeyler. Gel geçelim. Bir sonraki sayımızda ne var? Aha. Bak. Teknik çiftlik beni ilgilendirmez. Kaç tane sayım var? 5. Bebek. Çünkü neden? 5 tane sayıyı, 5 tane sayıyı ben ne yapabilirim arkadaşlar? 5 tane sayıyı çok rahatlıkla çizebilirim. 1, 2, 3, 4, 5. Keşke elimde abaküs olsaydı. Abaküs 5'e kadar sayardık değil mi? Daha rahat olurdu. Kaç tane sayım var? 5 tane. Toplamları kaça eşit güzel kardeşim? X artı 20'ye. Bak en büyük sayıyı zaten bana sayısal bir şekilde soramaz. Çünkü toplamları belli değil. X artı 20 şeklindeymiş. Ben burada o zaman kimi bulacağım? 5 tane sayının ortası nerede? Ortası aha da burada bak. 3. sayı aha burada. Ben bunu nasıl bulacağım güzel kardeşim? Toplamı tane sayısına bölerek yani x artı 20'yi kaça böleceğim? 5'e böleceğim. 5'e böldüm. Bölünmedi. Kalsın güzel kardeşim. Zaten cevabım bu şekilde olacak. Panik yapma. Sakin ol. Sayılar nasıldı? Şimdi beni ilgilendiriyor sayıların kim olduğu. Nasıl? Çift. O zaman güzel kardeşim. Bu üçüncü sayım benim x artı 20 bölü 5 ise bir sonraki sayım bunun iki fazlasıdır. Çünkü çift sayılar 2 2 artarak ilerler. O zaman x artı 20 bölü 5'e 2 ekleyeceğim. Bir sonraki sayımda arkadaşlar bunun yine iki fazlasıdır. Yani x artı 20 bölü 5 artı 4 olacaktır cevabım. Peki arkadaşlar şıklarda bu var mıdır? Olabilir de olmayabilir de. Bakın doğru çözdük mü? Kesinlikle doğru çözdük. Eline koluna sağlık. Muhteşemsin sen. Kesinlikle doğru çözdün. Ama ÖSYM işte gıcıklık yapar. Gider şıklarda böyle bir şey koymaz. Gider ne yapar? paydalarının eşitlenmiş halini verir ışıklarda. Sen de payda eşitlersin. En fazla ne olacak? 5'te genişlet bakalım burayı. X artı 20'nin yanına 4 kere 5'ten ne geldi? Bir 20 daha geldi. Payda da 5 var. Yani kısacası X artı 40 bölü 5 oldu cevabım. Bu da cevap, bu da cevap. Hangisi şıklarda varsa arkadaşlar onu işaretleyeceksin, geçeceksin. Gel, gel, gel. Bir sonraki soruya geçelim. Şunu da çözelim bir ara vereceğim hadi. Sıkılma bak. Kaç tane sayı varmış? 8 tane. Sayıların tekliği çiftliği şu anda beni ilgilendirmiyor. Bak. Toplamları kaça eşitmiş A'ya? Eyvah. Nasıl sayılar bunlar? Şey kaç tane sayım var? Pardon özür dilerim ters söyledim. 8 tane. 8 tane sayının ortası var mı? Yok. Değil mi? O zaman ne yapacağız? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane çizgi çekeyim. Bak daha rahat anlaman için biraz uzatıyorum. Güzel kardeşim o zaman burada benim neyim var? Ara değerim var. Araya gidelim hadi. Araya kim geldi? A bölü kim geldi? 8. Toplamları A idi. 8 tane sayım var. O zaman A artı 8 benim ara değerim. Peki. Güzel kardeşim sayılar nasıl? Sayılar arkadaşlar sayılar nasıl? Tek. A'yı 8'e böldüğüm zaman bulacağım o ara değer 2 tekin arasındaki sayıdır. Arkadaşlar 2 tekin arasındaki sayı nasıl bir sayıdır? Çift. O zaman bu A artı 8 dediğim şey aslında nasıl bir sayı? Sen farkında değilsin ama çift bir sayı. Çünkü şöyle düşün. Örnek veriyorum mesela. Birisi 17, birisi 19. O zaman ikisinin arasındaki değer nedir mesela? Birisi 17, birisi 19. İkisinin arasındaki değer kimdir? 18'dir. Yani çift. O zaman bu da öyle bir şey o zaman. iki tekin arasındaki sayı ne olacaktır? Çift olacaktır. Öyle değil mi? O zaman ben burada ne yapmalıyım? Bir tık sağ, bir tık sola gitmem lazım ki çifti neye dönüştüreyim? Teke dönüştüreyim. O zaman a bölü 8'in yanına artı 1 gelir. Solundaki sayı kim? a bölü 8'in yanına eksi 1 gelecektir. Tamam müthiş. Peki arkadaşlar ee, biz burada, biz burada ne yaptık? Dördüncü sayıyı bulduk. Üçüncüyü, ikinciyi, birinciye geleceğim. Beşinci var, altıncı var, yedinci var, sekizinci var. Peki tek sayıya geliyorum. Bir sonraki teke geliyorum. Bir sonraki tek bunun neyidir? İki eksiğidir. İki eksilt bakalım. A bölü sekiz eksi üç mü olacaktır? Bir geriye gel. A bölü sekiz eksi beş midir? Bir daha geriye gel. A bölü 8 eksi 7 midir? Bitti. Müthiş, 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 müthiş. Bu benim neyim? En küçük sayım. Çok güzel. Peki en büyük sayıya gidelim. Gel. En büyük sayım da nedir? Bunun tekten teke geçiyorum arkadaşlar. 2 fazlası olacaktır. Yani ne oldu bu durumda? A bölü 8'in yanına artı 2 daha geldi. Artı 1 vardı. 2 daha geldi. Artı, e, A bölü 8'in yanına 2 gelince artı konuşamadım. A bölü 8 artı 3 oldu mu? Bir sonraki değerim bir daha 2 fazlası A bölü 8 artı 5. Bir daha 2 ekle A bölü 8 artı 7. Bu da benim neyim? En büyük değerim. Tamam bunda bulduk mu? Mis eline konuna sağlık. Süpersin harika gidiyorsun. Bu ikisini de alalım toplayalım ve artık atanalım gidelim. Cevabımız gelsin. A bölü 8 eksi 7 en küçük sayım. En büyük sayım da kimdi güzel kardeşim? A bölü 8 artı 7 7. Artı 7 eksi 7 cayır cayır gitti. Bir tane burada bir tane de burada. 2 tane A bölü 8 oldu. İstersen AA daha 2 A diye yazabilirsin. Bak yine ne oluyor? 2 A oluyor. 2 ile çarpman bir şey değiştirmiyor. Aynı şey oluyor. Sadeleştirelim arkadaşlar. Buradan cevabım ne gelecektir? A bölü 4 gelecektir. O zaman atamanız gerçekleşmiştir arkadaşlar. Doğru cevabı bulduk. Olay budur. Buraya kadar problem yok herhalde. O zaman kısa bir ara verelim. Hadi bakalım. Bir sonraki videomuzda devam edelim. Hadi bakalım.